Evet arkadaşlar borsadaki bir haftayı da geride bırakıyoruz. Bir iş günü kaldı. Dedim bu haftayı da görelim. Yani biliyorsunuz 1 lira bile borsada hissem yok şu an için. Bu haftayı da görelim dedim. Bugün borsa tepki verdim. Yarın da bir seans olacak ve kapanacak hafta. Peki buradan yani bu haftaki durumdan ne anladım? Bu haftaki durumdan şunu anladım. Yani bir birim yukarı, iki birim aşağı. Bir birim yukarı, iki birim aşağı. Bu net de aşağıya doğru gitme anlamına geliyor arkadaşlar. Ee, peki bugün çok yükseliş oldu hisselerde. Çok iyice böyle ataklar oldu. Peki bu ne demek? Bu yukarı yön değil mi artık? Hayır arkadaşlar bu yukarı yön değil. Bu insanların psikolojisiyle oynama oluyor. Yani yukarı gidiyormuş gibi yapıp Kendileri yukarı sürüyor. O yukarıdan alanlar için tekrar aşağıdan vurduruyor. Böyle bir zikzakla gidiyoruz biz şu an. E bu zikzakın sonuna geldik mi? Hayır. Niye? Daha %10 falan düşseydik o zaman sonuna geldik diyecektim. Daha yani alta kadar e, kemale ermedik. Yani D düşme tamamlanmadığı için bu zikzak yine devam eder. Yani yapmak istedikleri parayı içeri sokmak. Yani sen yükseliyorken parayı içeri soktuğun zaman daha da yükselecek zannedip daha da aşağıya vuruyorlar sertçe. Bu sefer ne oluyor? Sen alamıyorsun o parayı da yükselsin diye beklerken daha da aşağı vurunca bu sefer hiç alamıyorsun. Öbürü de aynı sokuyor. Öbürü de aynı sokuyor. Bu sefer e, kendi de zarar yapıyor ama sen, yani bir sürü kişiye zarar yaptırdığı için onlar bir noktada satıp kaçıyorlar. Çok ciddi yüzde kırklara bulan düşme var arkadaşlar. hisselerde yüzde zaten buldu da kimisinde yüzde 50 var. Şimdi zararlar böyle ama borsa düşmemiş gözüküyor. Bu da endeks, endeks mühendisliği. Şimdi borsa buradan döner mi? Dönemez. Niye dönemez? Mesela bugün tepki verdi. Çok yükseldi hisseler. %5, %600 Ama işlem hacmi yok ki kardeşim. 60 milyarlık işlem hacminle ben yükseldi değil mi? Bir önceki gün de aynıydı. Bugün de aynı. Demek ki işlem hacmi azaldıysa arkadaşlar 160 milyarlar gitti 60 milyarlar kaldıysa Orada dur bakalım diyeceksin. Yani burada bir anormallik var. Yani bu tepkiler anormal tepkiler. Onun için bu haftayı iyi, iyi kapatmıyoruz, kapatmayacağız gibi gözüküyor. Ha, yükseliş olabilir, hisseler yükseğe çıkabilir ama o yükseğe çıkma daha aşağı düşme anlamına da gelebilir arkadaşlar. Onu unutmayın. Önemli olan konjöktüre bakmak, genel'e bakmak. Genelde ne? Genelde Türkiye'de iyi işler yok. 2024'te olacak tahminlerimizi yapacağız. Yani 2023 için 2022'de tahminler yaptık, tuttu. 2024'te de tahmin. Yani bu tahminler desteksiz tahmin değil arkadaşlar. Mesela şöyle bir örnek vereyim. Mesela üretici üretici nanayı yiyecek. Nanay nanay yavrum. Yani mesela ne ne anlam ne yapmaya çalışıyorsun sen diyebilirsin. Mesela örnek veriyorum ben e, babamın tarlası var 20 dönüm kadar. E biz buraya e, buğday ektik. Yani niye buğday ektik onu da söyleyeyim. Her şey ekilebiliyor arkadaşlar. Verimli şeyler de ekilebiliyor. Niye buğday ektik onu söyleyeyim. ilk önce babam kiralamak istedi. Kira tutmak isteyen yok. Niye kira tutmak isteyen yok? işte çiftçiliğin biteceği zaman. Yani bu sene bitiyor artık arkadaşlar. Bu sene insanlar öyle zarar yaptı ki bitiyor. Yani niye böyle oluyor? Yani niye olacak kardeşim? 250 lira yevmiye oldu. 500 lira. E, çiftçiler bu işe girmeyince tüccarlar geldi. Tütün ektiler. 700 lira yevmiye verdiler. 700 lira yevmiye verirsen komple zarar edersin. 1 lira bile para kazanmadığına cebinden yersin. Böyle bir dünya yok. İşte o 200 liralık yevmiyeler oldu mu? 500 lira. 600-700 lira. E şimdi köylünün, çiftçinin kazanacağı belli arkadaş. Sen bunu yüzde yüz her şeye zam yaparsan yani orada askeri ücrete zam, burada buna zam, şuna zam, patrona zam, herkese zam yaparsan bunu da köylüye uygularsan ne olur? Üretici var. Bu üreticinin ürününü işleyen kişiler var. Bu işleyen kişilere çok büyük paralar verirsen, bunu zarar ettirirsen bu adam bir daha ekmez. Nitekim öyle oldu. Biz şimdi tarlamızı verecek bir adam bulamadık. E ne oldu? İşte buğday ekeceğiz. E, ne oldu? Buğday alacaksın, gübre alacaksın, mazot, tarlayı süreceksin. Bunların hepsi masraf. Peki yaptıktan sonra sana para mı gelecek bu buğday işinden? Gelmeyecek arkadaşım. Yani bizim kavat insan dolu Türkiye'de. Mesela örnek veriyorum. Ekelim, dikelim, ekelim, dikelim. Ananın cebine ekeceksin. Nasıl ekeceksin? Şimdi İç Anadolu'da bir yer alalım. Ele alalım. Kırmızı toprak. Verimi olmayan toprak. Mesela afyoncu var. Adam buğday ekiyor. Yani buğday ekiyor diyelim. Buğday ekiyor. Bizim Ege'de burada da buradayız. Arkadaş oradaki buğdayın doğru düzgün ekip yani verimli bir şekilde çıkması için çok büyük masraflar yapman lazım. Gübredir, odur, bodur, sudur, onlu. Çok büyük masraf yapman lazım. Ege'de daha az masraf yapman lazım. Ama ülkenin durumuna ele aldığımız zaman 5 liralık, 10 liralık mazotu 40 liradan çiftçi alıyorsa diyelim 20 liralık gübreyi 60 liradan çiftçi alıyorsa zaten bunları yüksekten alıp o ürünü üretmeye çalışacak. Dünyada buğday fiyatı 5 lira kilosu. Türkiye'de 8 lira arkadaş. Bunun üretimi bu mazotlarla bu şeylerle yaptığın zaman 8 liraya üretiyorsun. Dışarıda 5 lira. Devlet de dışarıdan alıyor işte. O zaman ne oluyor? Sen burada 8 lira satmak istersin. Devlet 5 liradan dışarıdan getirtirse bunu piyasada olur 6 lira 7 lira bu sefer 8 lira satmak isteyen adam satamaz 6-7 liradan da satınca ne olur zararına satmış olur yani adam zarar yapmış olur zarar yapınca ne olur bir noktaya kadar zarar yaparsın ondan sonra lanet olsun dersin ekmezsin arkadaşım işte senin Türkiye'nde maliyetlerin hepsi yüksek olduğu için üretilen mal da yüksek üretilen mal yüksek olduğu için fiyatı uluslararası piyasa altta kalıyor. Yani bir gümrük vergisi olması gerekiyor. Şimdi sen gümrük vergisi yapacağına çiftçini iflas ettiriyorsun. İşte bu eke, ek ekelim üretim yapalım üretim yapalım ekonomi rahatlasın alakası yok. Yani sen buğdayı 5'e de satsan 8'e de satsan 10'a da satsan senin işçiliklerin yükseldiği için yani elektrik ücretin işçi ücretin her şeyin yükseldiği için sen orada fırında ekmek almaya gidince 10 liradan aşağı alamayacaksın kardeşim. Alamayacaksın. Her şey yükseldi. O, o kadar kötü yönetildik ki arkadaşlar. Üretici yani zaten maliyetler çok yüksek. Her şey çok yüksek. Çok yükseğe mal etmesine rağmen böyle borç batak içinde bu işi sürdürmeye çalışmasına rağmen geçen sene gördüğümüz gibi böyle yüzde yüzlere aşan amele ücretleri, o ücretleri, bu ücretleri İyice net tiksindirdi üreticiyi bu işten. Niye tiksindirdi? Yani adam 200 bin lira para kazanacak. 300 bin lira masraf yapacak. Nette 100 bin zararda olacak. Yapmaya öyle iş yapar mı adam? Yapmaz. Ya da 200 bin lira para kazanacak. 200 bin lira para verecek geriye masraf. Bir senede hammallık yapacak koşarak. Yapar mı bu işi? Yapmaz. İşte bu şekilde yapa 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 üretici bıktı artık. Bundan sonra üretim sekteye vuracak. Yani bu hayvancılıkta da böyle arkadaşlar. Üretim yani şunu demeye çalışıyorum. Anlıyorsunuz artık herhalde. Yani İç Anadolu'da buğday ekmenin hiçbir anlamı yok. Yani adam diyor ya. Ya ekelim, gelişelim, üretelim, satalım, gelişelim. Ya arkadaş adam Ukrayna'da ekiyor. 2 liraya mal ediyor. 3 liraya kilosunu. Sen İç Anadolu'da ekersen 10 liraya mal edeceksin. E piyasada bu zaten Türkiye'nin içinde 8 lira, 6 lira, 7 liradan satılıyor. Zaten yani sen eksen 7 lira olacak bir şeyi 10 liraya mal edeceksin. Niye öyle diyorsun? İşte daha büyük masrafı yapman lazım. Su için ayrı masraf yapman lazım. Toprağı kötü. Daha büyük bakım istiyor o işler. Kurtarmıyor. Yani İç Anadolu'da ektiğim buğday. Orada burada ektiğim buğday kurtarmıyor. Bizim Türkiye'de tarım alanı yok. Yani Türkiye'nin %95'inden fazlası tarıma elverişli değil bir kere. Çok az tarım alanı var. O tarım alanları da inşaata açılıyor. Rant açılıyor. Manisa'da anlattım size nasıl nasıl açıldığını. En iyi verimli altında su olan hemen altında su olan yerler inşaata açılıyor. Apartmanlar dikiliyor. Dolayısıyla arkadaşlar bizim tarımımız daha da kötüleşecek. Yani bu şekilde daha da kötüleşecek bu sene. Ee, yiyeceğiniz şeyleri daha ucuza yemeyeceksiniz. Daha pahalıya yiyeceksiniz ve ekonomik enflasyon daha da kötüye gidecek. Şimdi bu şekilde baktığımızda üretim olmayacak. Yani üretim olmayacak. Yani olsa bile olmayacak. Yani niye olmayacak anlattık işte. İç Anadolu'da bu işi yapamıyorsun. Niye? O işi yapabilmen için. Yani şöyle düşün. Galericisin. 800 bin liraya araba alıyorsun. 750'ye satıyorsun. 900 alıyorsun. 850'ye satıyorsun. Nereye kadar böyle zarar yapacaksın? Yani mantık ne? Üstten. E sen bunu gidip Ankara'da şeyde ektiğin zaman bu şeyleri zaten bir tek onlar oluyor. E, kaba şeyler oluyor. Böyle buğday gibi şeyler. E sen bunu 9-10 liraya mal edersen yani 40 liradan mazot alırsan zaten mazotlar da artacak. 40 lirada kalmayacak. İşte bilmem kaç liradan gübre alırsan onu bunu her şeyin masrafı çok yüksek Türkiye'de girdileri ve bunun çıktısı senin sattığın piyasa çok düşükte bu işi yaptıkça zarar ediyorsan yapmazsın. Yapmazsın arkadaş. Yani sen domates ekiyorsun. Hakkari'de de ekilir domates. En kötü iklimde de ekilir. Ama sen şimdi Manisa'da ektin domatesle Rusya'da da ekilir domates. Manisa'da ektin domatesle bir kilo domatesi ortaya çıkarmak için koyduğun parayla Rusya'da koyduğun para aynı değil. Birinde sürekli doğal gazla ısıtacaksın. Sürekli masraf yapacaksın. Sürekli sulayacaksın, Üzerini kapatacaksın. Bunların hepsi ek masraf. E birinde yaz gelecek. Rastgele sallayacaksın. Kendi kendine bitecek. Bir su dökeceksin. O kadar. Anlatabiliyor muyum? Ege'de mesela. İşte bunların hepsini dikkate almadan, hepsini düşünmeden, hepsini hesaba katmadan ya biz üretelim, daha çok üretelim, daha çok kazanalım, üretim azalmasın. Devlet üretime destek versin. Olmaz. Destek versen olacak. İşte Ankara'da gördük yani o taraflarda gördük. Destek versen olacak. Yani destek neyine verecek yani? Hani mazota mı verecek? Mazot 50 lira olur, 1 lira destek verir. O mantık dışı. Adam Ukrayna'da değilim, mazot 15 lira. Anlatabiliyor muyum? Yani senin burada 50 lira. Sen 1 lira 2 lira da destek mi? Öyle bir mantıkla. O şekilde olmaz işte arkadaşlar. Yani destek dedim bu yani. 40 liralık mazotun 1 lirası destek oluyor sana. Evet arkadaşlar. Onun için işler kötüye gidecek. İşler kötüye gideceği için bu sene yani sadece bu üretici, tarım falan ben bu kısmı konuştum ama sanayiye falan oraları konuşmaya gerek yok. Orada e, yüksek faizler yani faizlerin yüksek oluşu işletme çok büyük etkileyecek Yani bir de kobi dediğimiz bu şehir şehir yani şehir işlerindeki dükkanlar falan Bunlar da iflaslar kaçınılmaz yani bu kadar yüksek faize bu sistem bu çark dönmeyecek yani döner üzerinden silkeler birçok oyuncu gider dükkan sahipleri iflas eder azalarak döner yani ne olur 10 tane çiğ köfteci olmaz 6 tanesi gider belki çöpe, 4 taneyle yine devam eder. Onları yine satar. Anlatabiliyor mu? Yani düzen yine kurulur. Ama eskisi gibi öyle para bas, şak şak şak, düşük paydan bas, herkese kredi dağıt. Adam iflas ederken bir daha bas, bir daha dağıt. Çünkü adam ilk aldığı kredinin bu sefer parasar değeri kalmadığı için diyelim 2018'de kredi çekti adam 100 bin lira. Ödemedi, 2022'ye geldi. Bir daha kredi kampanyası, bir daha bas, bir daha dağıt 300 bin lira. E 2018'deki 100 bin lirayı ödemedi. Ama 2018'deki 100 bin lira artık olmuş 900 bin lira ederi. E sen adamdan 150 bin lira istiyorsun. Anlatabiliyor muyum? Yani ederi o 2022'ye geldiğinde mi 900 bin olmuş adamın. 900.000 bin ödemesi gerekiyor. Adamı sen 150 bin öde kurtul diyorsun. E şimdi bu bir şekilde o 150 bin ödüyor ama aradaki 700-800 bin lira bir fark bir şey devlete yazılıyor. Bütün halka yazılıyor bunların cezaları. Bu şekilde ekonomi yönetiliyordu. Bu zamana kadar böyle geliyordu. Bundan sonra o düşük kredilerin, düşük faizlerin böyle işletmecilere, insanlara, bireylere herkese dağıtılma şeyi bitti. Çünkü bunu yapa 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 bütün ülke bu işin içine girdi. Devlet de dibe çöktü. Rezervler eksi bilmem kaça indi. Niye? Hep böyle yapa yapa arkadaşlar. Ne dolar kaldı, ne şey kaldı, ne bilmem ne kaldı. Dolayısıyla artık bu sene bizim göreceğimizi göreceğimiz senedir. Tamam mı? İyi bir şey görmeyeceğiz onu söylüyor. Yani artık para basılıp da düşük faizle dağıtılma şeyi de kalmadı. Çünkü o dağıtılan paralar ödenmediği için arada çıkan zararlar hep devlete yazıldı. Şu an devletin de rezervi kalmadı. Halen para basılıyor. %100 zam veriliyor. %100 zam memurlara dağıt. %100 zam askeri ücrete dağıt. Yok ya. Yok ya. O düze, ekonomi düzelecek. Her şey yoluna girecek. Arkadaşlar. Aklınızı başınıza devşirin. Yani ekonomin nereye gideceği belli. E şimdi ekonominin nereye gideceği belliyse. Borsa zaten zirveye çıkmış. 8000 lira. bin lira, lira emek içsin. 8000'e kim getirdiğini gördük borsanın. Kim getirdi? Birileri kendi içinde alıp satmış. Alıp satmış. 150 milyarlık hacimler yapmışlar. E şimdi onlara operasyon olunca hani hacim, hani hacim 60 milyarlar da hacim. E demek ki arkadaşlar birileri almış vermiş, almış vermiş, almış vermiş, 4000'den 8000'e getirmiş. Şimdi yabancı gelsin, yabancının eline verelim hesabı yapıyorken kendilerine operasyon gelmiş. E şimdi de bu borsaya ihanet edenler diyoruz biz bunlara. Şimdi de borsa geri düşmüş. Yani borsa düşmedi gösteriyorlar ama hisseler düştü arkadaşlar. Borsa geri düşmüş, işte arkadaşlar. Yani olması gereken yere geldi şu an. Daha da düşebilir. Onun için borsada e, yani aceleci olmayalım. Niye? Ülkenin önü karanlık yok. Yabancı gelecekmiş, yok bilmem ne. Yani bilerek yükselttiler, ikiye katladılar. En yüksekten tepeden yabancı'nın eline verecekler. Uyanıklar ya. Yabancı gelir ama ülkenin geleceğini görürse gelir. Ülkenin geleceğini göremiyor ki. Yabancı şunu görüyor. Ya ben dolar 32'lerden gelsem 40 yaparlarsa 45 yaparlarsa benim dolarları hacamet ederlerse bunlar adam bunu düşünüyor. Yani zaten yabancı da kumarbaz. E sen de kumarbazsın. İki kumarbaz bir ipte dönmüyor. Dolayısıyla arkadaşlar yabancı öyle kolay kolay gelmez. Ya çok açık vereceksin böyle. Her elin göstereceksin. Doları yükselteceksin. Borsayı aşağıya çakacaksın. Adam diyecek ki, ya burada hukuk olmasa da hiçbir şey olmasa da yani buradan biz adamları tokatlayıp geri çıkarız diye. Nasıl olsa likit varlıklar Yani yatırıma değil bak. Borsa gibi böyle faizli borç gibi kısa şeylere e, konuşuyorum ben. Büyük yatırıma değil. Fabrika kurmayı. Zaten öyle bir şey gelmeyecek. Hukuk sistemi olmadıkça o gelmez. Ama sen dolara 40'ı götürürsen faizleri de yükseğe götür. O zaman o işte o kısa vurkaç takımı var. 3 aylık, 5 aylık, 6 aylık onlar gelir. Onlar gelir arkadaşlar. Zaten bizimkiler de onları bekliyordu. Tepeden onların eline verelim diyorlardı. Ama işler bozuldu. Şimdi hacim olmuyor borsada. Bakın. 60 milyarlarda dönüyor. 160 dönüyordu burada hep. Demek ki arkadaşlar bizimkiler kendi içinde kendi kendine oyun yapıyorlarmış bugüne kadar o oyunlar bitince borsada kap başak kaldık şu an biz. Onun için borsaya girmek de acele etmek çok çok sakıncalı. Çok çok sakıncalı. Niye? Üretim iflas. Hayvancılık iflas. Bitkiler iflas. Her şey iflas. Eğitim sistemi zaten iflas. Bilim sistemi zaten öyle bir şey yok. Senin her şeyin diplerde ise borsa niye zirvelerde şu an 8000'lerde? Demek ki arkadaşlar borsa uyumsuz. Yani 150 dolarlardan 300 dolarlarda niye ikiye katladım borsayı? Demek ki uyumsuz arkadaşlar. Demek ki dolar tl'nin yükselmesi gerekiyor. Demek ki bizde varlık balonu var. Varlık balonu nedir? Mesela bir arsa, bir tarla. Bir tarla mesela geçen gün ihalesine katıldım. Ee, uzmanın belirlediği fiyat dönümü. Dönümü... Atıyorum 125 bin lira, 1000 metrekaresi 125 bin lira. Mezatta ne satıldı mezatta? 1000 metrekaresi 250 bin'e satıldı. Bu mezat arkadaşlar ucuz satılan yer burası mezat. 250 bin'e satıldı, 125 bin uzman demiş 250 bin alıcısı var. İşte bu varlık balonudur. Yani bizim mallarımız ederinin çok üstünde. Neye göre? Dolara göre. Yani dolara çevirdiğin zaman bir Amerikalının kendi malından daha fazla fiyatta bizim malımız var şu an. Yani bizim bir evimiz mesela Amerika'daki evle yarışıyor gibi. Düşün, o şekilde düşün. Ama bizim ekonomimiz Amerika ya, ekonomisiyle yarışıyor mu? Yarışmıyor. Yani o zaman balon var. Yani o balonun olmaması için ne gerekli? O zaman dolar TL'nin yüksel, yükselirse o zaman dolar bazında fiyatlar aşağı geldiği için o zaman balon yok dersin. Ama şu an e, TL bazında fiyatlar aşağı gelemez yani inşaat fiyatları aşağı gelecek ki ev fiyatları aşağı gelsin Ev fiyatları aşağı gelirse arsa fiyatları aşağı gelir çünkü Bir dairenin yapım maliyeti 1 milyonsa Aynı dairenin Arsa maliyeti 1 milyon 250 bine çıkıyor yani yüzde 50 50 verdiğin zaman arsa sahibine yüzde 50 50 girdiğin zaman Bir daireyi sen 1 milyona yapıyorsan yani Daireyi O dairenin arsa bedeli 1 milyon 250 bin. 10 daire yapıyorsan o apartmana yani 10 milyon harcadıysan arsa sahibine 12,5 milyon vereceksin. Yani o arsa elinde tutan adam 12,5 milyonu almadan o iş olmuyor. E demek ki daire fiyatları artacaksa inşaat maliyetleri artacaksa işçilerin ücretleri artıyorsa %50 o zaman arsa fiyatları da artıyor. Arsa fiyatı daireye bağlı %125 yani 1 milyonluk bir dairenin inşaat maliyeti 1 milyon 150 bin. Eğer da, dairenin inşaat maliyeti 2 milyona çıkıyorsa o zaman 2,5 milyon arsa sahibi alıyor arkadaşlar. Yani arsa sahibi aşağı almıyor ama daha yukarı alabiliyor. Anladık mı olayı? Dolayısıyla hep bu şekilde hepsine baktığımız zaman genel konjektüre baktığımız zaman geneli kötü. Geneli kötü. Biz onun için zaten 2-3 aydır, aydır paramızı korumaya çalışıyoruz. Yani korumadayız. Yani korumaya devam ediyoruz. Borsa daha da düştü, daha da düşebilir. Ancak bir nokta, daha %10 falan düş, düşüş bekliyorum ben. %10 daha düştükten sonra artık buralar alım yeridir arkadaşlar. Hani faizler yüksek ama borsada çok ucuz hale geliyor. Yani borsa hani kendi şöyle mesela bankayı konuşmuyorum arkadaşlar. Bankalar yukarıda şu an. Diğer sanayileri konuşuyorum. %40-45 düşmüş olanları konuşuyor. Yani onlar ucuz hale geliyor. Hepsi ucuz hale gelmiyor. Dikkat edin. Oraya dikkat edin. Daha düşme ihtimali var. Onun için hafta kapansın. Önümüzdeki hafta başında tekrar bakış yaparız. Bir bakış atarız. Ülkenin ekonomisine bakış atarız. Zamlar belli oldu. %50 diye tahmin ediyorduk. Biz %50 zamlar çıktı. Bu hiç hayra alamet değil. Tabii ki önümüzdeki sene tahminlerimiz yine olacak. Ama böyle kabaca bir şey konuşmak gerekiyorsa olayın şeyi gidişatı bu. Yani gideceği yer bu. Üretim artmayacak, azalacak. Dışarıdan daha çok dana getireceksin, et yiyeceksin. Dışarıdan her şeyi dışarı bağımlı hale vereceksin. Hani Osmanlı dışa bağımlı öyle okutuluyor diye işte bizim Türkiye'de aynı o tarafa gidiyor şu an. Yani dışarının açık pazarı oluyoruz arkadaşlar. Üretim bitiyor. Niye bitiyor üretim? İşte diyorum ya gübreye zam, yeme zam, mazota zam, ona zam, buna zam, her şeye zam. Civata alacaksın bir civataya 100 lira isteyecek adam yakında. Arkadaş o adam nasıl üretsin? Evet yani öyle bu işler böyle arkadaşlar. Herkese iyi günler.